أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين محترم مسلمان محترم كاردشترم ومحترم أخواتي إن شاء الله اليوم Kur'an-ı Kerim'in yeni bir suresiyle tanışacağız. 64. sure olarak mushafta yer almış olan Teğabun suresini inşallah bugün işlemeye başlayacağız. Bu mübarek sure ismini biraz evvel söylemiş olduk adını. Teğabun Kur'an'da sadece burada bu surede geçiyor bu kelime. 9. ayet-i kerimeden bu adını alır. Zarar etme anlamına gelir. Daha fazla ticarette kullanılan bir kelimedir. Gabın kökünden türetilmiştir. Kar zarar anlamına geldiği gibi özellikle aldanmak, kaybetmek, zarar etmek anlamına gelir. Kıyametin, kıyamet gününün, ahiret gününün bir ismi olarak bu surede anılmıştır bu kelime. Sure Mekke'de mi indi? Medine'de mi? Yani Mekki mi? Medeni mi? Alimler ihtilaf etmişler. Çünkü surenin muhtevası iki tarafa da uymakta. Yani uslubu hem Mekki ayetlerin uslubuna hem de medeni ayetlerin uslubuna uymakta. Bundan dolayı alimler ihtilaf etmişler. Acaba sure Mekki mi medeni mi? Allahu Alem. Fakat müfessirlerin varmış olduğu görüş Medine'de hicretin hemen ardından inen bir sure. Medine'de hicretin hemen ardından inen bir sure olarak bu mübarek sure konusu hicretten sonra Medine'ye hicret etmiş olan daha tabiri caizse çiçeği burnunda İslam cemaatinin inşasıdır. Cemaattan devlete geçiş döneminde bu müminler nelere dikkat edecekler? İman ve itaat noktasında Allah Celle Celaluhu onları bu mübarek surede nelere davet edecek? Hangi ahlaki esasları onlara bildirecek? Hep beraber göreceğiz çünkü ağırlığı surenin bu yöndedir. İman, itaat ve ahlaki esaslardır. Özetlemek gerekirse 3 bölümde sure karşımıza çıkıyor. 3 ana bölüm var. Bunlardan ilk bölüm 4 ilk dört ayet. Orada Allah Celle Celaluhu bütün insanlığa hitap edecek. Biraz sonra göreceğiz inşallah. Bütün insanlığa hitap eden bir bölüm. Beşinci ayetten onuncu ayete kadar inkarcılara hitap eden bir bölüm var. Daveti reddeden insanlara yönelik, kafirlere yönelik bir bölüm. Ve oradan sonuna kadar olan bölümde de daveti kabul etmiş olan müminlere hitap eden son bölümle karşı karşıya kalacağız inşallah. Böyle bir özetlemeden sonra, girişten sonra mübarek surenin ilk ayeti kerimesini tanımaya çalışalım. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, her biri Allah'ı tesbih ederler. Buyuruyor Rabbimiz birinci ayet-i kerimenin başında. Allah'ı tesbih ederler. Yani onu yüce bilirler. Onun adına yaşarlar, onu anarlar. Tesbih, iradesiz varlıklar için kullanıldığında Allah onları hangi gaye için yaratmışsa o gayeye matuf olarak yaşamalarını ifade eder. O görevi yerine getirirler. Onların Allah'ı tesbih etmeleri o anlama gelmektedir. Müzari olarak gelmesi yani sebbaha değil de yusebbihu şeklinde gelmesini önceki surelerde hatırlatmıştık. Bu süreklilik ve devamlılık ifade eden bir şeydir. Yani her şey ve herkes Allah'ı geçmişte tesbih etmiştir. O'nun oksan sıfatlardan münezzeh bilmişlerdir. Bilmektedirler ve ileride de bilecekler. Allah'ın yarattığı şu kainattaki her bir şey Allah'ı bu şekilde tesbih eder diyor Rabbimiz. Ve böyle giriş yapan surelerdeki mesaj bize insanadır. Çünkü iradesiz varlıklara değil bu Kur'an iradeli varlık insanadır. Yani sen ey insan... Onlar Allah'ı tesbih ederken, onlar Allah adına yaşarken, onlar Allah'ı noksan sıfatlardan münezzeh bilirken, Allah'ı Allah'ın tarif ettiği şekilde yüceltirken, iman ederken sen ey insan yapıyor musun? Sen de bu ilahi koraya karışıyor musun? Sen de Allah'ı bu şekilde tesbih ediyor musun? Mesajını vermektedir zımmen muhterem kardeşlerim. Gel sen de katıl ilahi kainattaki bu genel koraya sen de Allah'ı onlarla birlikte hem de iradeli bir varlık olarak yaratılmışsın. Gel Allah'ı tesbih eyle diyor Rabbimiz. Niye? Çünkü lehul mulku ve lehul hamd. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. Mülk mutlak otoritedir. Yani kainata hükmeden odur. Kainata hükmeden o olduğu gibi tasarruf sahibi de sadece odur. Yaratmak onun hakkıdır, yok etmek de onun hakkıdır. Yaşatmak onun hakkıdır, öldürmek de onun hakkıdır. İzzet vermek onun hakkıdır, dilerse zelil kılmak da onun hakkıdır. Ve dilediğini yapar çünkü odur malikul mülk. Onun tasarrufu altındadır, bütün yaratılmışlar. lehul mülk, sen de ona dahilsin. Öyleyse kimin kulu olduğunu unutma. Ve lehül hamd, hamd da ona mahsustur hamd. Övgülerin tamamını ifade eder. lam tarifle gelmiştir. Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur buyuruyor Rabbimiz. Yani tabii ki bu dünyada Allah'ı hamd edenler, onu övenler, onun istediği hayatı da överler. Çok önemli. Yani elhamdülillah, elhamdülillah demek yeterli olmaz. Elhamdülillah dediğin zaman hamd Allah'ın Övdüğün Allah'ın senin için tayin etmiş olduğu hayatı da sevmen gerekir. Yani İslam'dan razı olman gerekir. Radina billahi Rabben ve bil İslami dinen dediğimiz anda işte bunu ifade ediyoruz. Ya Rabbi biz senden Rab olarak razıyız. Biz senin dinin İslam'dan din olarak razıyız. Senin gönderdiğin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan peygamber olarak razıyız. Bu bunu ifade etmektir. Yani biz o kadar mutluyuz ki ya Rabbi bu halkanın içerisinde olmaktan bunu ifade etmektir elhamdülillah. Yoksa elhamdülillah dille söyleyip Allah'ın dilemiş olduğu hayatı yaşamamak ters bir davranıştır. Zıt bir davranıştır. O zaman övgü asla yerine gelmemektedir muhterem kardeşlerim. Onun istediği kulluğu yapınca Allah'ı övmüş oluruz, ona hamd etmiş oluruz. Onun övdüklerini övdüğümüzde, sevdiklerini sevdiğimizde ona övgü ve sena göndermiş oluruz. Ve böyle yaparsak ahirette de onu övmek nasip olacaktır. Ona hamd etmek ahirette de nail, nasip olacaktır Kur'ani bir ifadeyle. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve o öyle bir Allah'tır ki her şeye gücü yeten ama her şeye gücü yeten sadece ve sadece odur. Onun dışındakiler zayıftır, acizdir, yardıma muhtaçtırlar ama Allah öyle değildir. O her şeye gücü yetendir. O dilediği zaman dilediği şeyi engelsiz olarak meydana gelir. Vasıtasız olarak meydana gelir ve o sadece ona mahsus olan bir özelliktir. O dilerse işte gönderdiği şu kitapla insanlığa hitap ediyor unutmayın. Ey insanlık öyle bir Allah'ı övün, öyle bir Allah'a kulluk edin, Öyle bir Allah'ı tesbih edin ki onun her şeye gücü yetmektedir. Ne güzel bir mesaj değil mi? Nereye dayanacağını öğretiyor insana Allah Celle Celaluhu. O dilerse uykuda olanı uyandırır manevi uykuyu kastediyorum. O dilerse vallahi manevi ölmüş olanı diriltir, can verir ona. Aynı işte 571'den sonra 632'ye kadar son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle birlikte o ölü Kureyş'e, ölü topraklara, ölü insanlara nasıl hayat verdiyse Kur'an'la, dilediği topluma, gönderdiği kitabıyla, gönderdiği elçisiyle böyle hayat verir. Çünkü ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir, gücü yetmektedir buyuruyor Rabbimiz. Ayetin sonunda muhterem kardeşlerim. Huvellezî. O Allah öyle bir Allah'tır ki, işte onun kudretinin, her şeye gücünün yettiğinin bir eserini şimdi göreceksiniz. Halakakum. <laughs> sizi o yarattı. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'tır. Başkası değil. Siz bir tesadüf eseri değilsiniz haşa. Siz bir patlama sonucu meydana gelmediniz haşa. Siz doğanın oyunları sonucunda meydana gelmediniz haşa. Sizi Allah yarattı. Halakakum. <laughs> sizi yaratan Allah'tır. Feminkum <laughs> kafirun ve minkum mu'min. Böyleyken yaratan o olmasına rağmen fe minkum kafirun. İçinizden bazısı kafirdir. Fe minkum mu'minun. Bazısı da mümindir. Allah yaratmasına rağmen bu böyledir. Şimdi bakın muhterem kardeşlerim Allah'ın kudretinin bir eseri dedik. Allah Celle Celaluhu kainat içerisinde sayısını sadece kendisinin bildiği mahlukat içerisinde Allah bilir ne kadar ne adette mahlukat vardır hangi türler hangi çeşitler Allahu alem bilemeyiz. O kadar çeşit çeşit mahlukat yaratılmışlar var ki fakat bütün bu mahlukat içerisinde her şeyden ve hepsinden farklı olan bir cins yaratmıştır insan. İnsanı yaratmıştır. Diğerlerinde olmayan bazı özellikleri ona vermiştir biraz sonra gelecek. Ve işte onun kudretinin eseri odur ki aynı cins olarak yaratmış olduğu o insan içerisinden iki zıt grup meydana getirmiştir. O onun eseridir. Hepsi aynı, hepsi insan fakat biri mümin, biri kafirdir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Allah'ın kudretinin eseridir. Baktığın zaman hepsi aynı. Yaratılış itibariyle hepsi birbirine benzer. Fakat bazıları ölüdür, bazıları diridir diyor Allah Celle Celaluhu. Mümin diridir, kafir ölüdür manevi anlamda. Evet sizi o yarattı fakat sizi serbest bıraktı. Dileyen iman etsin dedi, dileyen kafir olsun dedi. Femen şâe fel yu'min, femen şâe dedi Kur'an'da. Kim dilerse iman eder, kim dilerse inkarcı olur. İman edin diye fakat temiz bir fıtrat verdi. Selim bir fıtrat verdi. İslam İslam fıtratı üzere yarattı. Kullu veledin yuledu ala fıtratil İslam dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Vallahi Allah ona tertemiz bir yaratılış, bir fıtrat vermiştir. Selimdir. Fakat onu sonra annesi babası ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır, ya ateşperest yapar, ya dinsiz yapar ya da mümin olmasına vesile olur dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat yaratılış itibarıyla hepsi aynı potansiyala sahiptir. Allah öyle buyuruyor. Resulü de o şekilde bildiriyor bize hadis-i şerifte muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu iradeli varlık olarak insanları yarattığın için ne hiçbir insanı zorla mümin yaptı ne de hiçbir insanı zorla kafir yaptı. Onlara irade verdi, seçme yeteneği verdiği, özgürlük verdiği Tercih kulundur. Kendi fiili sonunda kesbidir. Fakat hepsi Allah'ın izniyledir. Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Fakat Allah kuluna irade vermiştir. Cüz'i irade sonucunda o seçecektir hangi yola geleceğini. İmanı mı tercih ediyor, küfrü mü tercih ediyor? Vallahu bima taamalon basir. <laughs> Ama unutma ki ey insan. Küfrü de tercih edebilirsin, imanı da tercih edebilirsin. Bu senin bileceğin bir şeydir. Allah herkese peygamber gönderdiği Herkese kitap gönderdi. Gelmediyse sorumlu değilsin zaten. Ama unutma ki hangisini seçersen seç. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah her bir yaptığından haberdardır, görmektedir bu diyor Rabbimiz. Ona göre sonucuna katlanacaksın. İmanı seçersen sonucun başka olacak. Küfrü tercih edersen tabii ki sonucu başka olacak. Aynı olması mümkün değildir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ vel arda bil 3. ayet kelime gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Bil hakkı dediği zaman şu anlama geliyor. Bir amaç uğruna yarattı. Gerçek bir amaç. Yani oyun ve eğlence için değil. Başı boş olsun, amaçsız olsun diye değil. Vallahi gökler ve yer bir amaç uğruna yaratıldı buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani ey insan unutmayın ilk dört ayet insanlara hitap ediyor. Ey insan şu iradesiz, Gördüğün tabiat, güneş, ay, ağaçlar, canlılar, bitkiler vesaire. Bir amaç uğruna yaratıldıysa, bir hedefi, bir gayesi var ise sen iradeli yaratılmış insan amaçsız mı yaratıldığını zannediyorsun? Sorumsuz yaşayacağını mı zannediyorsun? Öyle diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu zannetme çünkü Allah bil hakkı bir amaç uğruna yaratmıştır. وَسَوَّرَكُمْ sizi şekillendirdi, suret verdi. Fe ahsene suvarakum fakat öyle herhangi rastgele bir şekillendirme değil. Şeklinizi güzelleştirdi. En güzel yaptı. Fe ahsene. En güzel bir şekilde size suret verdi. Ve ileyhil masir sonunda dönüş ona olacaktır buyuruyor Rabbimiz. İşte Allah insanı hem kendi yaratılışı itibarıyla insanın yaratılışı itibarıyla en güzel bir biçimde şekillendirdiği bir vücudunuza bakın. Şu ahenge, şu güzelliğe bakın insanlardaki. Vücudunun çalışma yöntemine bakın. Uzuvlarımızın şekillendirilmesine bakın. Gözlerimizin, burnumuzun, kulağımızın, dudağımızın nerelere yerleştirildiğine bir bakın. Bir tesadüf eseri olmadığını anlayın ey insanlar diyor ayet ki ve sawwarakum vallahi bir tesadüf eseri değilsiniz. Allah sizi şekillendirdi. Allah sizi yarattı. Bakın nasıl inşa ediyor Allah toplumu. İnsanları tevhide davet ediyor. Allah'a davet ediyor. İmana davet ediyor. Bu insanın yaratılışı itibariyle bir de tabii ki diğer mahluklar içerisinde sizi seçip onlarda olmayan bazı özellikleri size verdi. Ne gibi mi? Mesela düşünce verdi. Anlayış verdi. İlim verdiği, irade verdiği, akıl verdiği, iman sahibi olmak nasip etti. Bundan daha büyük bir güzellik olur mu? Daha büyük bir nimet olur mu? Ve ileyhil Öyleyse size bu kadar potansiyel ve nimet veren Allah'a nankörlük yapmayın. Ona döneceksiniz sonunda buyuruyor Rabbimiz. Ya'lemu ma fis semawati vel ardi. Yine o Allah öyle bir Allah'tır ki göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir ve ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun. Gizlediğiniz her bir şeyi, açığa vurduğunuz her bir şeyi de vallahi bilir. Dahası mı? Vallahu alimun bi sudur. Kalbinizin en derinliklerinde olanı da bilir buyuruyor Rabbimiz. Kalbinizin en derinlerinde olanı da bilir. Öyle bir Allah'ın kulusunuz. Kaçmanız mümkün değil, kurtulmanız mümkün değil, başıboş yaşamanız mümkün değil. Her alana hakimdir. Zira o malikül mülktür otorite odur. Onun kulusunuz buyuruyor Rabbimiz. İyi olsun kötü olsun, güzel olsun çirkin olsun, haklı olsun haksız olsun yaptığınız her bir şeyi bilmektedir. Hatta sizin hayallerinizden geçirdiğiniz şeyleri dahi bilmektedir. Tatbikada daha geçirmeden. Çünkü bakın mafis sudur. Kalbinizin derinlerinde olanı bilmektedir. İnsanın kalbinin, yüreğinin, aklının, tasavvurunun derinlerindeki daha tatbikata geçirilmemiştir. Amele muhatap olmamıştır değil mi? Çünkü uygulanmamış. Daha tasarlanmış sadece teori bazında. Siz onu tasarlamadan önce de bilir Allah Celle Celaluhu. Siz tasarladığınız anda bilirsiniz. Ama siz tasarlamadan önce de Allah bilmektedir. Öyle bir Allah'ın kulusunuz, ona göre aklınızı başınızı alın, ayaklarınızı denk atın buyuruyor Rabbimiz. Buraya kadar muhterem kardeşlerim, tüm insanlara hitap eden bölüm vardı. Dört ayet. İlk dört ayet tüm insanlara hitap eden giriş bölümü. Bu giriş bölümünde ilk dört ayeti kerimede şu dört hakikati öğrendik. Toparlamak gerekirse bir, bu kainat sahipsiz değildir. Bir yaratıcısı vardır. İnsanlara hitap ediyor unutmayın. Bugün insanlık maalesef çoğunluk itibarıyla yeryüzündeki insanların çoğusuna baktığımız zaman, çoğunluğuna baktığımız zaman Allah'tan uzak imandan uzak, yaratılışına yani fıtratına yabancılaşmış, yaratanını unutmuş, ona karşı bir hayat yaşar hale gelmiş. O şekilde bir insanlıktan bahsediyoruz. Ve o şekilde bir insanla ilk muhatabı olan Kureyşlileri ve Arap Yarımadası'nı düşünün. O kadar vahşileşmiş, o kadar cahilleşmiş, o kadar yabancılaşmış ki fıtratına, kendi öz kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek hale gelmiş. Öyle bir topluma hitap ediyor Allah celle celaluhu. Öyle bir insanla hitap ediyor Allah celle celaluhu ve buyuruyor ki dört temel maddede. Bu kainatın yaratıcısı vardır o da Allah'tır. Bu kainat bir tesadüf eseri değildir. Yaratıcısı Allah olduğu için idare edeni de Allah'tır. Başıboş bırakmamıştır. İlk temel esas budur. İkincisi: Ey insan bu kainat amaçsız yaratılmamıştır bir eğlence, bir oyun olsun diye yaratılmamıştır. Vallahi bir amacı vardır. Bir hedefi vardır. Bir gaye için yaratılmıştır. Eğer oyun ve eğlence için yaratılmıştır zannına kapılırsanız ve oyun ve eğlence olarak görürseniz hayatınızı mahvolursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlığa hitap ederek. Üçüncü temel esas buraya kadar geçen bölümde. Allah sizi en güzel şekilde yaratmıştır. Fakat öyle yaratmasına rağmen size irade vermiştir. İmanı veya küfrü seçme noktasında sizi serbest bırakmıştır. Tabii ki seçiminizin sonucu farklı olacaktır. İmanı seçenler biraz sonra göreceğimiz güzel akibete kavuşacaklarken küfrü seçenler perişan olacaklardır. Ve dördüncü temel esas da sizler sonunda Allah'a döneceksiniz. Vo ileyhil Dönüp dolaşıp varacağınız, gideceğiniz yer Allah'ın huzurudur. İşte bu surenin ismini veren 9. ayetteki ana mesaj da zaten orada gelecektir. Allah'a döneceğinize göre ve o sizin niyetlerinizi, hallerinizi bildiğine göre sorumsuz olduğunuzu nasıl düşünebilirsiniz? Hesapsız olduğunuzu nasıl düşünebilirsiniz diye insanlığa bu dört temel esasta hitap etmektedir muhterem kardeşlerim. Ondan sonra beşinci ayeti kerimede surenin ikinci bölümüne gireceğiz inşallah. Orada da Allah Celle Celaluhu <laughs> inkarcılara hitap ederek, kafirlere hitap ederek şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. <laughs> Elem ye'tikum nebe'ullezine keferu min kablu. Beşinci ayet kerime. Daha önce inkar eden, küfreden, Allah'ı inkar edenlerin, O'nun gönderdiği peygamberleri inkar edenlerin haberi, yaşantıları, onlarla alakalı malumatlar size ulaşmadı mı? Elem ye'tikum. istifham ile geliyor. Ulaşmadı mı? Fezaqu ve bâle emrihim. Valehum adabun elim, onlar yaptıklarının cezasını tattılar dünyada. Vebal, vebal emrihim. Türkçe'de de kullanırız vebal. Yaptıklarının karşılığını dünyada tattılar. Valehum adabun elim. Fakat esas azap, esas, cez esas cezalandırma, ahirette olacak. Çetin bir azap. Orada beklemektedir buyuruyor Rabbimiz. Bugünkü kafirlere hitap ediyor. Ayeti ne zaman okursak o günün inkarcılarına hitap ediyor. İlk geldiği günde ilk muhatabı olan Kureyşliler, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, o kafirler. Fakat bugün de onların yolundan giden inkarcılara hitap ediyor. Yani ey bugünün inkarcıları, ey bugünün Allah'a karşı gelen, Allah'ın gönderdiği nizamı inkar eden, hatta o nizama karşı mücadele verenleri, Size sizden önceki sizin gibi olanların haberi gelmedi mi diyor Allah Celle Celaluhu Ulaşmadı mı? İşittiniz mi? İşitmediniz mi diye soruyor Allah Celle Celaluhu. Hani şu sizden önce yaşayan Nuh, Ad, Semud, Lut, Salih, Firavun vesaire bunların inkar eden kavimlerinin halleri, durumları, haberleri size ulaşmadı mı buyuruyor Allah Celle Celaluhu? İşitmediniz mi bunları? Allah Kur'an'da size her yerde anlattı bunları. Neden işitmediniz? Neden kulak vermediniz? Allah böyle inkarcılara nasıl ceza verdiğini niçin dinlemediniz? Elem <laughs> yetikum. Nasıl olur da bunun muhatabı olmadınız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Şu biraz evvel örnek olarak saydığımız her bir kavim ne suç işledi? Ve işledikleri suçlarının cezası ne oldu? Allah niçin onları cezalandırdı? Bunları neden öğrenmediniz? Ya sizde de aynı suç varsa, ya sizde de Allah'ın onları cezalandırdığı aynı ahlak, bozuk ahlak varsa, sizin haliniz onlarınkinden farklı mı olacaktır? Bütün bunları soruyor. Elem, istifhamla başlayan bir ayeti kerime. Soru işareti veriyor Allah. Düşünmemizi istiyor. Düşünün diyor Allah. Bunlar size ulaştı mı ulaşmadı mı? Hani bir tabiri caizse, tabiri caizse bir anne baba çocuğunu alıp bir suç işlediğinde ona böyle soru sorarak sana dememiş miydim? Böyle olacak dememiş miydim? İkaz edercesine, uyarırcasına onun kalbinin derinliklerine bir daha o sakın olmasın diye hitap eder ya. Allah da kullarını öyle hitap ediyor. Size dememiş miydim ben diyor Allah Celle Celaluhu. Size ulaşmadı mı o dediğim haberler? O sizden önce inkar eden kafirlerin akıbeti, o ya şımarmalarının, azmalarının, inkarcı olmalarının sonuçlarının ne olduğunu duymadınız mı diyor Allah Celle Celaluhu. E duyduysanız nasıl aynısını yapıyorsanız. Duyduysanız, işittiyseniz hala nasıl onların yolundan gidiyorsunuz. Peki neydi onlar ne yaptı ya Rabbi? Bir daha bu soruyu sorursak kendimize. Onların akıbetleri niçin azap oldu, niçin helak oldu ya Rabbi? Rabbimiz bize bildiriyor bu surenin devamında 6. ayet-i özet olarak. Velike. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Yani Allah onları dünyada cezalandırması ahirette onları feci ve elin bir azabın beklemesinin sebebi şudur. Bi ennehu kanet te'tihim rusuluhum bil beyinat. Onlara elçilerimiz, onlara gelen elçiler ap açık delillerle geldiler. Beyinat ile geldiler. Açık ayet-i kerime bunu bildiriyor. Beyinat. Yani Allah kendilerine ap açık delillerle gelmiş olan peygamberler göndermiş olduğu toplumları niçin helak etti? Şimdi onu açıklıyor. Beyinat ile geldiler. Beyinat deyince geniş bir kelime yani manası geniş bir kelime Allah katından geldiğini bildiriyor bir defa. Bu bir. İki, tamamıyla makul olan şeylerle geldi peygamberler. Tamamen delillere dayanan esaslarla geldi peygamberler. Başka? Üstü kapalı anlaşılmaz şeylerle değil hak ve batılın ne olduğunu açıkça söylediler. Haram helalın ne olduğunu açıkça söylediler. Delalet ve hidayetin ne olduğunu açıkça söylediler. Böyle kapalı gizli şeylerle gelmedi peygamberler. Açık ayetlerle geldi buyuruyor Rabbimiz. Hakikatin ap açık belgeleriyle geldiler. Peki ne oldu? Buraya kadar anladık. Allah ap açık belgelerle peygamber gönderdiğini bildiriyor apaçık belgelerle peygamber geldiğine rağmen, gelmesine rağmen niye helak edildi o toplumlar? Şimdi bu Kur'an-ı Kerim önümüzde, bu Kur'an-ı Kerim elimizde, bu Kur'an-ı Kerim evimizde, bu Kur'an dilimizde. Hayatımızda değil mi? Müslümanların hayatına baktığımızda o söylediğim tüm alanlarda Kur'an var. Yüzeysel olarak var evet. Bak bırakın inkarcıları, bırakın kafirleri, biz müminler olarak Kur'an'ın muhatabı olarak bir halimizi muhasebe yapalım. Kur'an'ın muhatabıyız. Elimizde, evimizde, dilimizde, her yerimizde Kur'an var. Fakat Kur'an hayatımıza hakim mi? Bugün insanlar, yeryüzündeki insanlar ve inkarcılar bu Kur'an'dan bir haber mi? Vallahi değiller. Tercüme edilmemiş bir dil yoktur. Varsa eğer ve belki cidden ulaşmadılarsa eğer zaten mazurdurlar, sorun yok. Ama Kur'an apaçık ayetlerle geldi buyuruyor Rabbimiz. Kendilerinden öncekilerin haberlerini bildiriyor buyurdu Rabbimiz. Peki ne oldu? Niçin inkar ettiler? Şimdi ayetin devamında öğreniyoruz. فَقَالُوا Dediler ki o inkarcı tipler, Allah'ın helak ettiği o inkarcılar dediler ki, اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا Bizi bir beşer mi doğru yola iletecek? Bir insan mı yani? Bir beşer. Küçümsediler peygamberi. Kibirlendiler buyuruyor Allah. Peygamberi beğenmediler. Bir beşerin Allah katından peygamber olarak gelmesini yiyen, içen, uyuyan, evlenen, sokaklarda, çarşılarda dolaşan, ağlayan, gülen, yaralanan bir insanın peygamber olmasını kabul etmek istemediler diyor Allah. Bir insan mı bize hidayete vesile hidayet olmamıza vesile olacak? Doğru yola götürecek dediler. Ve devamında fekeferu. inkar ettiler. Peygamberi inkar ettiler. Onun getirdiği dini inkar ettiler. Kitabı inkar ettiler. Ve tevallu Ve yüz çevirdiler. Allah'a karşı kafa tuttular. Yüz çevirdiler. Ve Allah. Allah da onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Festağna Allah. Nasıl gösterdi? Fedaqu ve bal emrihim yukarıda geçmişti. Onlara yaptıklarının vebalini tattırdı azap ile gösterdi. Niye? Vallahu ganiyun hamid. Çünkü Allah zengindir, ganidir. Sadece onlara değil, alemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Allah'ın. Çünkü el gani olan odur. Sizsiniz fakir olan diyor Allah Celle Celaluhu. Allah yaratandır, ihtiyacı yoktur. Biz aciziz, yaratılmışız, ihtiyacımız vardır. Ve hamid, o övgüye layık olan odur. Hamid ile bitmesi çok ilginçtir ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani ey insanlar bırakın bu ayetin ilk muhatabı olan Kureyşlileri Hz. Adem'den ayete kadar yeryüzüne gelmiş geçmiş bütün insanlar bir araya gelip Allah'ı toptan inkar etseler ona küfür hiçbirisi iman etmese vallahi Allah'a bir zarar yoktur. O yine de hamid olan Allah'tır. Övgüye layıktır. Kaybeden onlardır buyuruyor Rabbimiz. Çünkü o size muhtaç değildir. Siz ona muhtaçsınız. Sizsiniz aciz olan, sizsiniz yaratılmış olan, sizsiniz ahirette cennete gitmek isteyen. Öyleyse ayağınızı denk atın diyor ayet-i kerime. Bir beşerin peşinden mi gideceğiz dediler. Muhterem kardeşler Fahreddin Errazi tefsiri kebirinde aklımda kaldı çünkü çok güzel yazmış diyor ki Allah'ın bir insan olarak yani bir insan peygamber göndermesini garipsediler. Fakat kalkıp taştan ağaçtan yonttukları yaptıkları putlara taptılar. Ne kadar akılsız bu kafirlik diyor fahreddin Razi tefsirinde. O genel bir ifade fakat hakikaten Allah'ın gönderdiği peygamberleri küçümseyen yahu 2013 senesinde bugünün imkanlarıyla, bugünün teknikleriyle 500'lü yıllarda 600'lü yıllarda gönderilmiş hem de Arap yarımadasına Araplara gönderilmiş bir peygamberi mi taklit edeceğiz diyen kafirlere biz de deriz ki ey ahmak kafirler ey layık kemalist kafir tipler deriz onlara biz de siz bir peygamberi bir insanı takip etmediğini ona tabi olmadığınızı söylüyorsunuz peki siz neye tabi oluyorsunuz sizi yöneten sizin hayatınıza yasa koyanlar insan değil mi iki ayakları olan, iki gözleri olan, hem de hevasına tabi olmuş olan en alçak varlıklar değil mi onlar? Allah'ın gönderdiği peygamberi beğenmiyorsunuz. Cevap hazır, soru da hazır fakat inkarcı olunca maalesef hakikati anlamak, doğru bakmak ve doğru bir sonuca varmak mümkün olmuyor muhterem kardeşlerim. Öyle değil mi? Yani Firavun olsun, Karun olsun, Nemrut olsun, Leninler olsun, Bushlar olsun, Şaronlar olsun insan değil mi bunlar? Bunlar da insan. E bunların koyduğu kanunlara göre bugün insanlar yönetilmiyor mu? Yönetiliyor. E bu insanlara tabi oluyorsunuz da Allah'ın gönderdiği peygamberi niye beğenmiyorsunuz? Ebeşerun yehdunena. Bir insan bir peygambere mi tabi olacağız? Gururunuza yediremiyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Kaybedensiz olursunuz. Öyle dedi Rabbimiz 6. ayetin sonunda. Zâmen lezîne keferû İnkar edenler kesinlikle tekrar diriltilmeyeceğini ileri sürdüler. Tek öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini zannettiler, ileri sürdüler. Böyle bir teori ürettiler. Bugünkü kafirlerin yaptığı gibi teorilerine okulda daha çocuklarımıza daha böyle gözlerini hayata açmış, yeni açmış o fıtratları tertemiz olan o yavrularımıza daha eli kalem tuttuğu andan itibaren bu küfrü akıtmaya çalışıyor dinsiz kafirler. Öldükten sonra dirilmenin olmadığını, bu yaratılışın, yaratılmanın bir tesadüf eseri olduğunu, böyle çürütülmüş hiçbir delile dayanmayan garip garip teorileri veriyorlar. İğrenç varlıklar. İşte şöyle derler diyor Allah, onlar hakikaten tekrar diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. Böyle bir teori ürettiler. Muhterem kardeşler niçin böyle bir insan söylediğini zamanla inanmaya başlar da ondan dolayı öyle söyleye söyleye inanmaya başladılar. İnkarcı değildiler belki de toptan fakat ahiretin olmadığını, öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceğini hakikaten teori olarak benimsemeye başladılar. Bir insan dediğine inanmaya başlar. Bu çok önemli. Dil kalbe şahittir çünkü. Dil belki bazen oyun yapar. Fakat zamanla mutlaka teşabehet, kulubum, kalpler bazı birbirine benzemeye. Kimi taklit ediyorsa ona benzemeye başlarsın. Bu önemli bir meseledir. Diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. Kul, de ki ey Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ey deyin bu ayeti okuyan diyenler deyin ki böyle teori üretenlere bela. Hayır hayır. O sizin dediğiniz gibi değil vallahi. Şimdi geliyor yemin. Ve Rabbi. Rabbime and Allah'a yemin olsun ki letub'asunne. Tekrar diriltileceksiniz. Bu kadar. Az ve özet bir ifadeyle. Özet bir ifadeyle. Allah'a yemin olsun ki tekrar diriltileceksiniz. Thumma letunebbe'unne bima amiltum. Sonra yaptıklarınız size tek tek haber verilecek. Amel defteriniz önünüze koyulacak. Hepsini göreceksiniz bima amiltum ve zalika ala yesir. Siz hani buna inanmıyordunuz ya. Olmaz diyordunuz ya bu iş. Ve zalika ala Allah yesir. Vallahi bu Allah için çok kolay bir iştir. O ol der ve onu verir. Tekrar kabirlerinizden kalkacaksınız. Ve Allah'ın huzuruna geleceksiniz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ölü olmasını isterler muhterem kardeşler. Kafir tekrar diriltilmeyi istemez çünkü. Suçlu mahkemeye çıkmayı istemez de ondan dolayı. Suçlu hele bir de deliller aleyhine çok açıksa, şahitler gelecekse ve o şahitlerin yaptıkları suçu kesin gördüklerini biliyorsa suçlu mahkemeye çıkmayı istemez. Ne yapar oradan kaçmayı düşünür. Fırsatını arar kaçar. Çıkmak istemez çünkü sonucu bellidir. Her şeyi yazılmış, ispat edilmiş, çizilmiş. Böyle bir ortamda bir suçlunun mahkemeye çıkmasını istemediği gibi kafirler de ahiretin olmasını vallahi istemezler. Çünkü her şey ortaya çıkacaktır. Ama Allah buyuruyor ki de ki öyle düşünenlere Allah adına yemin olsun ki Rabbimiz yemin ediyor bakın. Vallahi billahi tekrar diriltileceksiniz. Üç yemin arka arkaya geldi bakın o kadar önemli ki. Ve Rabbi birincisi Allah'a yemin, Rabbime yemin olsun ki le, lamu tekitle geldi. Le tub'asunne arkasında da nunu tekitle geldi. Üç yeminle ifade etti Rabbimiz. Vallahi billahi tallahi tekrar diriltileceksiniz. Ve Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Yaptığınız her bir şey önünüze koyulacak. Ey inkarcılar, ey insanlar ve ey müminler. Tabii ki bize de hitap ediyor ayet-i kerime. Biz de ayağımızı denk atalım her bir yaptığımız ameli tekrar düşünerek akibetini muhasebe ederek atalım diye. Öyleyse ey insanlar yapmayın, kaçmayın, kaçmaya çalışmayın. Yapacağınız tek bir şey var, Allah'a teslim olmak. Kaçmanız mümkün olmayacağına göre, e, ölmemek mümkün olmadığına göre mümkün değil. Hani bugün hiçbir inkarcı da ölmeyeceğini iddia edemiyor çünkü formülü yok, çaresi yok. Kullu nefsin zaiqatul mevt çünkü her yaratılmış olan ölümü tadacak, ölecek. E öyle olduğuna göre Allah Celle Celaluhu ne yapacağımızı bildiriyor. Fe aminu billahi Allah'a iman edin ey insanlar. Kurtuluşunuz tek bu. Ey insanlar, ey inkarcılar bırakın şu inadınızı. Bırakın şu inkarınızı. Fe aminu billahi Allah'a iman edin. Bakın Arapça anlamanıza gerek yok. Burayı anlıyorsunuz diyelim çok kolay. Fe emir veriyor Allah. İman edin kime? Billahi. Allah'a iman edin. Daha ve Şu son gönderdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edin. Ve nurillezî enzelnâ. Ve inzal etmiş olduğumuz şu nura, şu kitaba, şu Kur'an'a da iman edin muhatap inkarcılar olduğuna göre bu bölümde tabii ki böyle gelmesi gerekiyor. Çünkü imanın olmazsa olmaz şartları bunlardır. Sadece Allah'a ve Hazreti İsa'ya imanla kurtaramazsın. Vallahi ebediyen cehennemdesin. Kafirsin çünkü. Sadece Allah'a ve Hazreti Musa'ya imanla kurtaramazsın. Vallahi ebediyen cehennemdesin. Kafirsin çünkü. Ayet diyor. Kurtuluş çaresi yok. Eğer kurtulmak istiyorsan ey insan, ey Yahudi, ey Hristiyan, ey inkarcı, ey ateist, neysen artık. Allah'a iman edeceksin. Resulüne iman edeceksin. Gönderdiği Kur'an'a iman edeceksin. Bunlar bir pakettir. Melekler, kaza ve kader bunlara bağlıdır. Kitaplar bunlara bağlıdır. İçinde. Çünkü kitap meleksiz, aracısız gelmez. E Sonucu da ahirettir. Mecbur iman edeceksin. Öyleyse bunlara iman edersen o zaman kurtuluş çaren olur. Vallahu bima taamulun habir unutma ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hani yukarıda buyurduğu gibi dilerseniz küfrü tercih edersiniz, dilerseniz imanı tercih edersiniz ama unutmayın ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır ve onun huzurunda toplanacaksınız. Ne zaman mı? İşte o şimdi geliyor onu da öğretsin Rabbimiz de dinleyelim bakın nasıl bir toplanış olacakmış. Estaizu billah. Son iki ayet kelimemiz pür dikkat gönül kulaklarımızda dinleyelim anlamaya çalışalım inşallah. Estaizu billah. Yevme yecme'ukum li yevmil cem'i. Sizi toplanma gününde toplayacağı gün. Toplanma günü. Li yevmil cem'i. Cema, Hani cemaat diyoruz ya buradan geliyor. Bir topluluk. Sizi toplanma gününde toplayacağı gün Allah var ya ذَٰلِكَ o gün var ya o gün يَوْمُ tegabun tegabun günüdür. Yeni bir ismini öğrendik. Ahiretin. Kıyametin yeni bir ismini öğrendik. Tegabun günü. Allah'ın sizi o toplanma gününde toplayacağı gün kar ve zarar günüdür. Buyurdu Rabbimiz. 9. ayet kerimenin başında muhterem kardeşler. Bir randevudan bahsediyor Allah. Termin. Çok terminlerimiz oluyor yani. Önemli, önemsiz böyle. Heyecanlanıyoruz, koşturuyoruz. Günlerce biz yoruluyoruz, terliyoruz. Terminlerimiz çok. Bir termin de Allah koymuş. Şimdiden yazılı. Bu termin Vallahi bir saniye, bir salise ertelenmeyen bir termin, bir randevu. Sadece biz ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Allah biliyor. Çünkü takdir edilmiş. Saatin zamanı belli, kıyametin zamanı belli. Vallahi geldiği anda bizim şahsi kıyametimiz olan ölüm geldiği anda ne bir an öne geçer ne de bir an arkaya alınır diyor Allah Celle Celaluhu. Mümkün değil. Zamanı takdir edilmiş. İşte o gün kar zarar günüdür. Allah Allah. Bugüne bir defa Allah celle celaluhu toplanma günü dedi muhterem kardeşlerim. Toplanma günü. Niye toplanma günü? Şundan dolayı toplanma günü. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşamış olan bütün yaratılmış olanlar o gün toplanacaklar. Mahşer günü, mahşer meydanında. Mahşer meydanında. Hazreti Adem'den düşünün kıyamete kadar. Ne kadar ins, cin gelmiş, geçmiş, varlık hepsi varsa o gün toplanacak. Melekler de gelecekler. Bakın bir hadis-i şerif okumak istiyorum size Tirmizi'de geçen o günün dehşetini anlama açısından. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor hadis-i şerifi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o toplanma gününün o kalabalığın, o mahşerin ne anlama geldiğini anlayalım diye. Yevmül cem'i dedi Allah. Bir özelliği var bu anlamın. Çünkü bu şekilde geçiyor bu surede. Kalabalık bir günden bahsediyor. Bir kalabalıktan bahsediyor Rabbimiz. Toplanma günü. Nasıl bir şey olacak? Nitekim melekleri o gün hazır bulacağımıza, o gün hazır olacaklarına göre bakın sadece onların sayısıyla bir anlam verelim diye Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Duymadıklarınızı duyuyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle amenna. O peygamber çünkü. Ona Allah Cibril kanalıyla haber gönderiyor. O İsra ve miracı var. O gördü. Cenneti gördü vallahi. Cehennemi gördü. Her şeyi gördü. Akıbetlerini gördü insanların. Ben sizin görmediklerinizi görüyor. Duymadıklarınızı duyuyorum. Gökyüzü ağırlıktan gıcırdadı ve çökecek gibi oldu gökyüzü. Çünkü dört parmaklık bir yer kalmamıştı ki bir melek Allah'a secde etmek amacıyla oraya kapanmamış olsun. Öyle bir yer dahi yok diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dört parmaklık bir yer dahi yok ki bir melek orada Allah'a secde etmek için orada yer bulmuş olmasın. Allah'a and olsun ki eğer benim bildiklerimi bilseydiniz vallahi az güler ve çok ağlardınız. Yataklarda kadınlardan zevk almazdınız. Allah'a yalvarmak için yüksek tepelere çıkardınız. Ben gördüklerim karşısında budanan bir ağaç olmayı isterdim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığını Allah Fetih Suresi'nde bildiriyor. Alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirdiği o yüce peygamber böyle ifade ediyor. Çünkü o gördü. O manzarayı gördü o. O toplanma gününü gördü o. Kulların halini gördü. Ne hallerde olduğumuzu biliyordu çünkü. Ve biz de bilelim diye bizi uyardı muhterem kardeşler. O gün vallahi toplanacaksınız ve yalnız değil. O manzarayı bir düşünün muhterem kardeşler. O kalabalığı bir düşünün. Sen de orada bir ferdsin sadece. Seni sadece ve sadece kurtaracak bir şey var o da amellerinle Allah'ın rızası. Al amellerinle kazandığın Allah'ın rızası. Tek bu. Başka hiçbir çaren yok. Sadece bu. Paran, malın, gücün, ordun hiçbir şeyin vallahi yetkisi etkisi yok. Şansın yok. Tek çaren bu. O gün nice insanlar gelmiş geçmiş. Hepsi bir arada. Ve hepsi cehennemi görmekte. Hepsi oradan kurtulmaya çalışmakta. Herkes cennete gitmeye. Fakat kime nasip? ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ İşte o gün kar zarar günüdür buyuruyor Allah Celle Celle. <laughs> Bu gabın işte Suriye ismini veren kelime burada geçiyor. Gabın <laughs> kelimesinden kökünden türetilmiş tefaul vezninde bir kelime. Aslında Arapçada gabın <laughs> kelimesi Alışveriş ticaret için kullanılan bir kelime. Kur'an'da burada bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ahiretle alakalı. Normalde Araplar bu kelimeyi biliyorlar. Ticarette, alışverişte aldanmak veya aldatmak. Yani nasıl olur aldanmak veya aldatmak? Ya değerinden aşağı veya yukarı almak ya da vermek, satmak anlamında. Ya aldanmışsın ya aldatmışsın. Böyle bir işlem ticarette vuku bulduysa gabn kelimesiyle ifade ediyorlar. Allah bu kelimeyi alıp ahiret için bir kavram olarak kullanıyor. Kelime anlamından çıkıp kavram anlamı, istilahi bir anlam kazanıyor. Dini bir anlam kazanıyor. ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ O gün tegabun günüdür. Nasıl anlayacağız peki? Kafir dünyada ahireti için ameli terk etmişti ve böylece cehennemi satın almıştı. Dünyada çok karlı olduğunu zannediyordu. Büyük bir alışveriş yaptığını zannediyordu. Dünyalar onundu. Villalar onundu. Zenginlikler onundu. Karlıydı onca. Mümin ise dünyayı değil ahireti hedeflemişti. Ve Allah'ın rızasını hedeflemişti. Dünyayı terk edip ahireti satın almaya, cenneti satın almaya çalışmıştı. İşte Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki... O gün var ya o gün kafirin zararı ortaya çıkacak. Dünyada çıkmamıştı çünkü. Karlı gibi görünmüştü. Hatta mezarını dahi altından yaptırmıştı. Mermerden yaptırmıştı. Mezarında 24 saat nöbetçiler vardı. Polisler bekliyordu. Çok karlı gibi duruyor. Allah buyuruyor ki ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابُمْ Dünyadaki kara zarara bakmayın. Ahirette kar zarar ortaya çıkacak. İşte kafirin ne kadar zararlı olduğu vallahi o gün ortaya çıkacak. Müminin ne kadar karlı olduğu o gün ortaya çıkacak buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İşte onun için kar zarar günü diyor ahirete. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. En büyük kar o gün cenneti kazanmaktır. Allah'ın rızasıdır. Kim onu kazandıysa o karlıdır. Said olanlar, mutlu olanlar odur. Kim de o gün cehennemi kazandıysa onlar şakidir, bedbahtır, mutsuzdur onlar zarardadır. Herkes anlayacak o gün. Acaba kazandı mı kaybetti mi? Fakat herkesin mutluluğu veya bedbaht üzüntüsü iki defa olacak. Müminin mutluluğu ve gülmesi iki defa olacak. Birinci mutluluğu cenneti kazandığı için olacak. İkinci mutluluğu cehennem azabını görüp oraya girmediğinden dolayı mutlu olacak. Çünkü onun üstünden geçecek sıratı aşarken. <laughs> ...Meryem suresinde Rabbimiz buyuruyor ya... ...oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diye... ...fakat o oradan geçecek... ...ve oradan kurtulduğu için mutlu olacak... ...sonra bir de bakacak ki cenneti nasip etmiş Allah... ...ikinci mutluluğa kazanacak... ...kar üstü kar... ...kafirin mutsuzluğu da zararı da iki kat olacak... ...birinci mutsuzluğu... ...cenneti kaybetmesi olacak... ...cennet gibi bir nimeti kaybettiğinden dolayı perişan olacak... ...zarara uğrayacak... İkinci mutsuzluğu ve zararı da cehennemi kazanması olacak. İşte budur muhterem kardeşler. Kar zarar günü dediği Rabbimizin işte budur. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bizi hepimizi içerisine alan kapsayan bir hadis-i şerif bakın. Allah'ın huzuruna çıkan herkes mutlaka pişman olacaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın huzuruna çıkan herkes sen ben hepimiz erkek kadın, kafir mümin, fasık Müslüman herkes pişman olacak buyuruyor. Allah Allah. Günahkar ve kafir iyilik yapmadığı için, iman etmeciği için pişman olacak. Pişman olacak, mahvolacak. Mümin niye pişman olacak ya Resulallah? Soruyor ashab. Onlar da daha çok iyilik yapmadıkları için pişman olacaklar. Neden daha çok iyilik yapmadın? Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor ya bir ashab. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Allah ayet gönderiyor. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ الْخَيْرِ لَسْتَكْثَرْتُ الْخَيْرِ Ben gaybı bilseydim, ben bilmem gaybı, kıyametin, saatin, vaktini sadece Allah bilir ama ben eğer onun vaktini bilseydim yapacağım tek bir şey vardı, hayrı artırırdım. Sevap işlemeyi çoğaldırdım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Yani az yapmıyordu ama daha da fazlalaştırırdım. Yani kıyameti biliyormuş gibi iman eden, gayba iman eden, mutlaka vuku bulacağını iman eden kişi yapacağı tek bir şey var. Hazırlanmak o güne. Allah Resulü buyuruyor ki pişman olacaksınız. Müminler olarak daha çok hayır işlemediğiniz için. Öyledir. Hani şimdi bazı arkadaşlar var. Sözüm meclisten dışarı. Yani borsaya vesaire böyle bazıları yatırım yapıyorlar. Takip ediyor piyasaları böyle kar zarar işler yapacak. Çok ucuz ucuzladığı zaman hemen satın alıyor. Ondan sonra değeri yükseldiği zaman satıyor, karlar yapıyor vesaire. Sonra diyor ki ne ahmaklık yaptım ya. Bir on bin daha yatırsaydım şu anda yüz bin daha fazla kazanmış olacaktım. Üzülüyor, pişman oluyor. Olur hani ticarette belki daha fazla kazanacaktı, pişman oldu. Allah Resulü buyuruyor ki, o gün mümin de pişman olacak. Niçin daha fazla yapmadığından dolayı. Kafirin kişisini anladık değil mi? O mümin de pişman olacak. Öyleyse muhterem kardeşlerim. Hayır avcısı olalım. Hayır avcısı olalım. Onun peşinde olalım. Yakalamaya çalışalım. Her fırsatta tutmaya çalışalım. Bir hadis-i şerifte okumak istiyorum. Hadisler ayetleri iyi anlamamıza vesile oluyor elhamdülillah. Bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre radiyallahu anh Ahmed İbni Hammel'in müsnedinde ve müslimde rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor bir mecliste oturuyorduk böyle. Dedi ki bize sordu ki ey ashabım müflisin kim olduğunu biliyor musunuz siz? Hani müflis Türkçe deriz ya iflas etmiş. iflas etmiş kimdir biliyor musunuz diye sordu bize. Biz de dedik ki ya Resulallah hani malı mülkü kalmamış tükenmiş iflas etmiş adamdır dedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o değil müflis. Benim ümmetimin müflisleri şunlardır ki her gün namaz kıldığı, oruç tutup zekat verdiği halde Allah Allah diğer yandan başkalarına sövmüş, iftira etmiş, başkalarının malını yemiş, kanlarını dökmüş, bazılarını dövmüş olduğu için kıyamet gününde yaptıklarına karşılık mazlumların kendisinin iyiliklerini alıp daha fazlasını ödeyebilecek iyiliği kalmayan kimsedir. Daha sonra mazlumların günahları da bu kimseye yüklenecek. Ve o da cehenneme gidecek. İşte müflis budur dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. <laughs> Namaz kılmış, oruç tutmuş ama zulmetmiş. Zulmün değişik alanlarında dedikodu yapmış, iftira etmiş, hakkını yemiş insanların vesaire. Mesela zekatını vermediği zaman otomatikmen hakkını yiyor insanların. Allah'ın onun malında fakire fukaraya ayırdığı malı yedi, zalim oldu. O ahirette o veya başka şekilde bir nevi hak yediyse o hakkını yedi. Bakın dedikoduyla da olsa kalbini kırdığı kimse dahi olsa vallahi. Ahirette gelecek yakasına yapışacak. Hak alma günü. Ahirete aktarıldığı için şansı yok. Kurtulma imkanı yok. Mecbur ödenecek o hak. Mecbur ödenecek o hak. Kul hakkıdır. Önce ne yapılacak? Bakın. Onun sevaplarından alınıp ona verilecek diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i şerifi okuduk biraz evvel. Ta ki sevabı kalmayan, kalmayacak bir ana kadar. Bütün sevaplar gitti. İflas etti. İşte onun için müflis dedi. Yetmedi. Hakkını ödeyemedi. Daha fazla hak yemiş. O zaman ne yapılacak? Hakkını yediği kimselerin günahlarından ona verilecek. Sonra cehenneme gidecek diyor. Allah Allah. Dünyada çabalamış, uğraşmış, namaz kılmış, cennete gideceğini umuyordu. Muhterem Müslümanlar. Allah rızası için. Bakın ahlak konuları o kadar önemli ilkeler ve o kadar önemli esaslar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek hadislerine cidden kulak vermemiz gerekiyor. Evet uzunca girdik ayeti bitirelim inşallah ayeti bitirmedik daha. O kar ve zarar günüdür öyleyse hesabınızı iyi yapın. Ey müminler, ey muhterem kardeşlerim, bacılarım hesabınızı iyi yapın. Karlı mı çıkacaksınız, zararlı mı çıkacaksınız o gün? Ona göre hesap edin. Karlı mı çıkacaksınız, zararlı mı? Ona göre yaşayın. Ne Nasıl istiyorsanız öyle yapın. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse وَيَعْمَلْ صَالِحًا ve salih amel işlerse iman edip dilde bırakmadı. Ben de müminim yeter demedi, amel işledi. Dil amel birliği vardı. Müminim dedi namaz kıldı. Müminim dedi ahlakını düzeltti. Müminim dedi yalanı bıraktı. Müminim dedi kötüye bakmadı. Müminim dedi dedi kudu yapmadı. Müminim deyip hak yemedi. Müminim dediği halde dedi kudu yapan yalancıdır. Münafıklığın bir şubesi vardır. Geçen hafta okumuştuk hatırlarsanız. Münafıkın şubesi suresinde. Onun için Allah bakın buyuruyor. iman edip salih amel işleyecek. Kim böyle yaparsa kar zarar gününe hazırlıyor Rabbimiz bizi. Yukeffir anhu seyyiatihi ve yudkhilhu cennetin tecri min tahtiha el enharu halidine fiha ebede. Zalikel fevzul azim. Allah onun kötülüklerini örter. Hani kuldur, insandır. Çabaladığı, çalıştığı, bütün elinden gelen gayreti gösterdi ama yine hataları vardı. Ama öyle hata ile ötekisi arasında fark var muhterem kardeşler. Allah kimin tövbe ettiğini, niyetinin ne olduğunu biliyor. Öyle birkaç günahla mı gitti? Allah onları örter. Yapmamış gibi davranır. Öyle diyor ayet-i kerime. Başka? Onu içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar olan cennetlere ebedi kalmak üzere girdirir ve sokar. Zelikel fevzul azim işte büyük kurtuluş, gerçek kar budur. Buyurdu Rabbimiz. Zarar mı nedir? Vellezine <laughs> <laughs> keferu <laughs> inkar edenler de ve kezzebu bi ayatina bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya ulaike ashabun nadi halidin fiha. Onlar da cehenneme girecekler orada ebedi kalmak üzere. Ve bi'sel masir. Ne kötü bir yerdir orası. Buyuruyor Rabbimiz. Zarar edenlerin gideceği yerdir orası. Buyurdu Rabbimiz. Tegabun suresinin 10. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşlerim. Rabbim hayatımız boyunca kar zarar hesabımızı doğru yapmayı ve ahirette karlı çıkmayı nasip eylesin. Karlı çıkacak ameller işlemeyi nasip eylesin. Bizi zarara sokacak amellerden uzaklaştırsın. Bizi dünyada karlı çıkaracak fakat ahirette zararlı çıkaracak amellerle aramıza doğuyla batı arası kadar mesafe koysun. Bizim olmasın onlar o ameller. Rabbim bunu bize nasip eylesin. Amin ya Rabbel Alemin.